Arkadaşlar herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün başlıkta da bahsedildiğim gibi Starlink uydu treninden bahsedeceğim bugün. Starlink projesinin ne olduğunu bilmeyenler için önce bir Starlink projesinden bahsedeyim. Sonra bu uydu treni fikri nereden geliyor onu söyleyeceğim. Kısaca bahsedeceğim Starlink'ten. Starlink, çok net söylüyorum, benim bugüne kadar duyduğum en çılgın proje. En çılgın proje. Bunu kim yapıyor? Elon Musk'ın SpaceX firması yapıyor. Burada amaç ne? Şimdi dünyadaki internet günümüzde bugün nasıl dağıtılıyor kıtalar arasında? Deniz altından giden, okyanus altından giden kablolar var. Elon Musk bu kabloları kullanmak yerine bu ağı dünyanın üzerinde dolaşan uydularla yapacak. Proje bittiğinde bu işi kaç uyduyla yapacak biliyor musunuz? 42 bin uyduyla yapacak. 42 bin uydu. Her ay 60 adet uydunun uzaya gönderilmesi bekleniyor. Şimdi bu uydular 60 gönderiliyor her ay 60. İleride 120'ye çıkması planlanıyor. Şimdi şöyle bir durum var. Bu 60 uydu uzaya gönderildikten sonra yörüngesine oturana kadar gökyüzünde bir parlama yapıyor. Bu yaptığı parlamada gökyüzünden sanki bir tren böyle ışığını açmış da gidiyormuş gibi bir görüntü oluşturuyor. Bu uydulardan şu an 422 adet gönderilmiş durumda. O yüzden insanlar daha pek olayı biliyor değiller. Projeyi biliyor değiller. Gökyüzünde gören insanlar gerçekten korkuyorlar. Yani ben de bilmesem, görsem derim ki uzaylı gördük, uzay gemisi gördük deriz. Tüm dünya böyle sanıyor. Şimdi totalde 42 bin uydunun yerleşeceğini söyledim. Şu bilgiyi de vereyim. Bugüne kadar insanoğlunun uzaya gönderdiği tüm uzay araçlarının toplamı 10 bini geçmiyor. Elon Musk kendi başına 42 bin adet göndereceğim diyor ve bu projenin tamamını kendi cebinden finanse ediyor. Bunun sonunda ne olacak? Tüm dünyaya bedava ya da çok uygun fiyata, mevcut hızlara göre çok daha hızlı bir internet vaat etmiş olacak. Dünyanın çevresinde 42 bin tane uydunun dolaştığını düşünün. Bu 42 bin uydu kendi arasında haberleşiyor, bir de yerle haberleşiyor. Bugün benim bu videoyu çekmem amacım aslında Starlink projesini size tanıtmak değil, Starlink uydularını gözünüzle nasıl yakalayıp nasıl görürsünüz bunu anlatmak. Şimdi bu video serisi iki bölümden oluşacak. Birinci bölümde görmek için yapılması gereken ön hazırlığı anlatacağım bugün. Yarın da yaptığım bu ön hazırlığa göre gökyüzünden bu uyduları yakalayacağım ve videosunu çekeceğim. Planım bu. Çok eğlenceli bir aktivite. Sizin de ilginizi çekeceğini düşünüyorum. Siz de deneyebilirsiniz. İlk olarak ne yapılması gerektiğinden bahsedeceğim. findstarlink.com adresine girdikten sonra ben burada Ankara'da olduğum için Turkey, Ankara'yı işaretledim ve Find Visible Times dedim. Yani bu uyduların görülebilir olduğu zamanı ve lokasyonu bana paylaşması için bir komut verdim. Şimdi karşımıza direkt bir sonuç geldi. Bakın burada diyor ki Timings with good visibility. Bu ne demek? PM, PM öğleden sonra demek. 8.14 PM öğleden sonra 28 Nisan 2020'de Starlink 6 ve 7 uyduları New dediği yeni atılmış demek. Bright demek, demiştim ya, yörünge oturduktan sonra parlaklığı geçiyor diye. Hala parlak, 4 dakika boyunca gözükebilecek diyor. Şimdi burada şöyle bir ayrıntı var. Bu sayfayı biraz aşağı indirirsek. Önceki fotoğrafa dönersek buradaki Details butonuna bastığımız zaman Details'e bastığımız zaman ne görüyoruz? Details'a bastığımız zaman karşımıza bir açılım geldi. Bu açılım ne diyor bakın. Look from northwest 316 to southeast 120. Bu ne demek? Bu ne demek? Şimdi bakacağın yönü ve tam açısını sana veriyor. Peki biz northwest'e baktığımızı nasıl bileceğiz? Hem de tam 316 dereceyle baktığımızı nasıl bileceğiz? Şimdi arkadaşlar bu iş birazcık hani kafa karıştırabilir ilk defa yapılırken. O yüzden gözlem yapmaya başlamadan önce bilgisayarınızdan bu verileri aldıktan sonra bir kağıda bu northwest 316 derece ve southeast 120 derece verilerini bir kağıda not almanızı kesinlikle öneriyorum. Şimdi cep telefonumuza bir pusula programı yükleyeceğiz. Ben yüklediğim pusula programını Android Market'te en üsttekini indireyim dedim. Bol bol indirilmişti, onu kullandım. Kullandığım program adını alt tarafa yazarım. Siz kendi telefonunuzun işletim sistemine göre farklı bir pusula kullanabilirsiniz. Yalnız şunu unutmayın. Pusula programı çalıştırdığı zaman sizin lokasyonunuza erişmek isteyecek. Lokasyonunuza da okey vermeniz gerekir ki nerede olduğunuzu bilsin. Hatta bir kalibrasyon sistemi, bir kalibrasyon da isteyebilir telefonunuz. Ekranda görüldüğü şekilde telefonu kalibre etmeniz gerekiyor. Şimdi pusula yükledik. Pusula yükledikten sonra. Şimdi arkadaşlar hatırlarsanız ne demişti? 316 derece northwest'e bak demişti. Şu an ben telefonumu tam, bakın burada yukarıda yazıyor, 316 derece northwest'e çevirdim. Takip etmekte güçlük çekebilecekler için bunların Türkçe karşılıklarını da ekrana koyuyorum. Şimdi benim yapmam gereken 28 Nisan 2020'de telefonumu elime alıp yönümü
316 derece Northwest'e çevirmem lazım. Ve bunu 8'i 14 PM'de yapmam lazım. Yalnız bir yukarıda bir uyarı var. Uydunun geçiş zamanı 10 dakika oynayabilir diye. O yüzden 10 dakika öncesinde ve 10 dakika sonrasında hazır olmanızı umarım. Burada yazdığı kadarıyla 4 dakika süren bir operasyon olacak bu. Şimdi mevzu Northwest 316'dan başlayacak. Southeast 120'de bitecek. Şimdi bilgi vermek için söylüyorum. Zaten siz yüzünüzü Northwest 316 derece döndüğünüz zaman sırtınız Southeast 120 derecede kaldı. Yani bu şu demek oluyor. Elinizde telefonu çevirerek 120'yi de gelebilirsiniz. Mevzu tam karşınızda başlayacak. Tepenizden gidip arka tarafta Southeast 120 derecede bitecek. Önce bunu deneyin sahaya çıkmadan önce. Telefonunuzu burada gösterilen açıya çevirin. Bir de öbür açıya çevirin. O açıdan o açıya geçmesi için ne olması gerektiğini anlayacaksınız. 3 boyutlu kürenin üzerinde tanımlanan bir koordinat sizin üzerinizden takip edecektir. Böylelikle 4 dakikalık bir görsel şölene şahit olacağınızı umuyorum. Gerçekten bunu başarırsanız çok mutlu olurum. Ben kesin karar vermedim. Yarın deneyeceğim bunu. Yani deneyeceğim kesin ama belki canlı yayında yapacağım. Belki video çekip yapacağım. Canlı yayında yapmak da isteyebilirim. Aldığınız neticeyi altta yorumlarda paylaşırsanız ve kanalıma abone olursanız gerçekten çok sevinirim. Yarın öyle ya da böyle bir şekilde daha görüşmüş olacağız. Herkese sağlıklı günler dilerim.